Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ Yayınları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Zil butonunun da tümü olarak açtığınızda çektiğim her videolardan size bildirim gelecek arkadaşlar. Bugün modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Böyle tunus işi arası ve tunus işi gördüğünüz gibi çarkı felek görünümünde arkadaşlar. Bu şekilde de takımcak bir modelimiz var. Evet, modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Ben çok beğendim. Çok da güzel bir model. Yapılışı da bir o kadar kolay bir model arkadaşlar. İlk önce tabii ki ikişer zincir çekerek tığ battılarımızı hazırlıyoruz. Sonra ara suyu olarak bu yeşil kısmını, yeşil kısımlarını bitirdikten sonra rengarenk istediğiniz renkte bu tunus işinden olan çarkı feleğimizi yapıyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar, yeni başlarken de aynı şekilde başlıyoruz. Tığ battığımızda sık iğne ile girdik. Bu şekilde arkadaşlar. Biz de yeni başlarken aynı şekilde sık iğne ile girdik. Örümceğimiz için bir zincirimizi çektik. Şöyle küçük bir de örümcek yaparak başlıyoruz arkadaşlar. Tığımızın başını iki defa doluyorum. 1, 2, 3, 4. tığ battıya. Siz 3. tığ battıya batabilirsiniz. Ben çok minik bir örümcek yapmışım arkadaşlar. 1, 2, 2, 2. Eğer sizin de tığ battılarınız küçükse bu şekilde dördüncüye batabilirsiniz tabii ki de. Çünkü şu uzun kısmı farklı oluyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şu trabzanın tepesindeki ilmeğimiz ancak bu şekilde tığımızın boyutunda olacak. Yaptığımız trabzanın arasına girip bir tane zincir aldım. Tığımda 8 tane ilmek biriktireceğim bu şekilde. Zincir çektim. İlmeğim tığımda. Zincir çektim. İlmeğim tığımda. Bakın arkadaşlar, fazla yüksek yapmayacağız bunu. Bu şekilde 3, 5 olmuş. 6. 7. ve 8. 8 tane bu şekilde arkadaşlar ilmeği şimdi tığıma topladım. Bunu şu şekilde 2, bakın arkadaşlar, baştan 2 alarak, hep 2 alarak başa kadar gideceğiz. 2, 2, 2, 2, 2 ve 2 tane alarak sonuncuyu da bu şekilde. Buraya arkadaşlar ilmeklerimi çektim. İkişer, ikişer. Şimdi buraya ilk başlarken sadece 4 tane çekiyorum. Gerisi 3 arkadaşlar. Burada ilmekler gözüküyor bu şekilde. Bakın arkadaşlar, sıra sıra ilmekleri çektiğimiz ilmeklerin içine kirpikler yapacağız. Buraya bir tane kirpik yaptım. 1, 2, 3 zincir. Bakın arkadaşlar, gözüküyor. Hemen sıradaki ilmeğimin içine girip kapattım kirpiğimi. 3 zincir. Sıradaki gözüken aradan, bakın arkadaşlar, tel tel ilmeklerin içine giriyorum, kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir ilmeğin arasından girdim. Tüm ilmeklerin arasına giriyorum arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Ne kadar ilmek yaptıysam hepsinin tepesine 3 zincirli kirpikleri yaparak devam ediyorum. 1, 2, 3 zincir. Bu şekilde sonuncu ilmeğimin arasına da arkadaşlar girip ve bitiriyorum. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Hemen yandaki tığ battımın içine arasını arkadaşlar şu şekilde yaptığım bu ara suyumu kapattım. Evet arkadaşlar, model amaçlı olduğu için ben bu şekilde 3 tane koydum. Siz 3 veya 5 en fazla koyabilirsiniz. Fazlası güzel olmaz. Şimdi çiçeğimiz için bu şekilde örümcek yapacağız arkadaşlar.
Bir tane zincir çektim dibine. Şöyle yaptığım örümceklerin iki kat büyüklüğünde bir örümcek yaptım. Şu örümceklerin iki kat büyüklüğünde olacak arkadaşlar. Şimdi buraya 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincirimi örümceğimin üzerine şu şekilde yuva olarak kapattım. Buraya çiçeğimizi yapacağız. Bir zincir, tekrar aynı büyüklükte, ilkinle aynı büyüklükte olan bir örümcek daha yaptım arkadaşlar. Buradan sayıyorum 6.'ya. 6 tane tığ battı sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. tığ battıma bu şekilde kapattım. Bakın arkadaşlar, buraya büyükçe bir örümcek yaptık. Evet, 6 sanırımca 1, 2, 3, 4, 5, 6. evet. Şimdi arkadaşlar, yine aynı şekilde şu yaptığımız yeşil ara suyuna geçiyoruz. Bir zincir çektim. Şöyle küçük bir örümcek yapıyorum. Örümceğimizin boyutu bu şekilde arkadaşlar. 2 defa tığımın başını doladım. 4. 1, 2, 3, 4. tığ battımın içine 1, 2, 2, 2 olarak aldım. Şu şekilde arkadaşlar uzun alıyorum. Çünkü şu gelme ihtimaline şurasını pay bırakıyorum. Gerdirmesin. Pardon arkadaşlar, yani bollaşmasın. Gerdirme değil de hani bol bol üst üste çıkmaması için şu uzunluğu bir fazla veriyorum. 2 yerine 3 veriyorum. 4. tığ battıya batıyorum. Şimdi arkadaşlar aynı şekilde buraya 8 tane ilmek alacağız. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Evet arkadaşlar, ben yavaş bir şekilde gösteriyorum sizlere. Bu şekilde. Ve 2, 2, aynı ilkinde olduğu gibi arkadaşlar. İkişer ikişer ilmeğimiz, tığımızdaki ilmeğimizle beraber 2 arkadaşlar. 2, 2 çekiyoruz. Bir tığımızdaki ilmeğimiz, bir de ipin ucundaki ilmeğimiz 2 oluyor. 2 şekilde arkadaşlar. 2, 2 ve 2. Tüm ilmekleri bu şekilde ikişer ikişer çektim arkadaşlar. Şimdi ben yine ilk önce 4, sonra 3 zincir çekiyorum. İlk ilmeğimin arasından girdim bu şekilde. Yine kirpiklerle dolduracağım. 1, 2, 3 zincir. Kapatıyorum sıradaki gözüken ilmeğimin içine. 3 zincir. 3 zincir, sıradaki ilmeğimin arasına kapattım. 3 zincir, 1, 2, 3 zincir, 1, 2, 3 zincir. Bu şekilde bir tane kaldı arkadaşlar. Hepsinin üzerine 3 zincirli kirpikleri yaptım bu şekilde. Hemen yandaki tığ battıya da bu şekilde sabitliyorum. Bir tane de zincir çekiyorum. Modelimiz alt kısmı, yeşil kısmı bu şekilde arkadaşlar. Şimdi pembe kısmına geçelim. Evet arkadaşlar, şu şekilde yaptığımız bu 5 zincirin arasına girip sık iğne ile kapatıyorum. Buraya 10 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 zincirimi çektim arkadaşlar. Sırasıyla bu zincirlerimin arasına girip ilmek toplayacağım. 2 oldu. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Her zincirin arasına girip bir zincir çekiyorum arkadaşlar. Ve bu da 10. Ve bunu 2 şu şekilde arkadaşlar. 2, 2, 2, 2,
2 olarak alıyorum. Evet, 10 tane ilmeği bu şekilde ikişer geri topladım. 4 zincir çekiyorum. İlk ilmeğime kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir. Sıradaki ilmeğime kapattım. İkinci kirpi. 4 zincir. Sıradaki arkadaşlar gözüküyor gördüğünüz gibi ilmeklerimiz. Sıradakine kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir. Sıradaki ilmeğe kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir. Bu şekilde sıradaki ilmeğe kapatıyorum. Bir, iki, üç, dört zincir arkadaşlar. Sıradaki ilmeğe kapatıyorum. Üç yerine dört çekerek bu şekilde kirpiklerimin daha tok durmasını sağlıyorum arkadaşlar. Yine dört zincirimi çektim. Buraya sıradaki ilmeğimin arasına girdim. Dört zincir. Sıradaki ilmeğime girdim arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört zincir. Ve en son sonuncu ilmeğime de bu şekilde girdim. Sonra arkadaşlar en son yeşil yuvaya da bir tane sık iğne yaptım. Evet arkadaşlar, bir tanesini hazırladık. Yine 10 zincir. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 zincirimizi çektik arkadaşlar. Yine birer birer ilmeklerimizi alacağız. Sıradaki zincirin arasına girdim. Şu şekilde bir ilmek çektim. Aynı şekilde arkadaşlar buraya giriyorum. İlmek alıyorum. 3. 4. Sıradaki zincirimin arasına giriyorum. 5. 6. 7. 8. 9. Sıradaki ilmeğimin arasına da gire gire arkadaşlar bu şekilde iplerimi topladım tığımın üzerine. Şimdi bunları 2 2 2 2 2 hep ikişer ikişer arkadaşlar tığımdakiyle beraber 2 2 2 ve 2. Bu şekilde tüm ilmek yeri de arkadaşlar çekerek bir tane sadece tığımdaki ilmeğim kaldı. 4 zincir çekiyorum. İlk ilmeğimin arasına kirpik olarak kapattım. Bu 1. 4 zincir. Sıradaki ilmeğime kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Sıradaki ilmeğime kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Sıradaki ilmeğimi kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Sıradaki ilmeğimi kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Sıradaki ilmeğime kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Sonuncu ilmeğim arkadaşlar. Buraya da bu şekilde kapatıyorum. Ve ikinciyi de yaptık. Yeşile de arkadaşlar bir tane sık iğne yapıyorum bu şekilde yeşil yuvaya da. İkinciyi de hazırladık. Evet arkadaşlar, aynısından bir tane de ben yapayım. Üçüncü olsun. Evet arkadaşlar, üçüncüyü de yaptık aynı şekilde. Yeşil yuvamıza yine sık iğne ile girdik bu şekilde. Ve şimdi arkadaşlar bir tane de zincir çekiyorum. İpimi kopardım. Evet arkadaşlar, modelimiz bu şekilde gördüğünüz gibi çok hoş bir model oldu. Çok zarif bir model oldu. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.